Şimdi dün bir vatandaş geldi buraya. Adı Hüseyin. Hanımı internetten araştırmış, bulmuş. Mannacı Şakir. Şakir diyorum da adı Şakir değil. Öyle diyeyim ya, ne diyeyim? Ayıp olur şimdi, ben adamın ismini versem. Rezil olacak şimdi. Mannacı Şakir. Ben diyeyim Şakir, siz anlayın. Ahmet, Mehmet, Hasan, Osman, Mustafa falan işte, neyse. Ayıp olmasın adamı. Yani çok havalı anlatıyor, anlatıyor. Şudur budur. O maşallah maşallah. Gören diyor ki ya bu adam uzaydan mı geldi acaba? Bu kadar bilgi nerede bu? Adam nasıl anlatıyor ya? Atıyor tutuyor. Bildiği bir şey yok. 3-5 tane. Biraz İngilizcesi var. Oradan buradan kopyalıyor. Yallah. Yaptığı bir şey yok. Isattığı manna da başkasından alıyor. Benim tanıdığım birinden alıyor. Satıyor. Kendisi üretemiyor. Neyse. Şakir. Yani adı başka da Şakir diyorum. Ayıp olmasın diye. Şakir'den bu Hüseyin Efendi'nin hanımı bir şişe manna siparişi vermiş. 5.000 lira. Kullanmış, kullanmış, kullanmış. Faydası yok. Tık yok. Alo aramış, demiş ki yok biraz daha kullanacağım. Bir 5.000 daha. Kullanmış, kullanmış. Faydası yok. Demiş ki olmadı sizdeki çok kronik. Biraz daha. Bir 5.000 daha. Onlar da demişler ki ya bu 5.000 nereye gidiyor? İnternetten araştırmışlar. Beni bulmuşlar, geldiler. Manna kaç para? Manna 600. Ormus Gold bunun küçük şişesi de var. Yani vatandaşı korkutmayalım değil mi? Küçük şişesini koyalım. Ormus Gold 60 lira. Ha, bu Ormus Gold 60 lira. Ormus Manna 600 lira. Neden 600 lira? Çünkü 20 kat fazla altın var. Yani bakır değil, altın. Biz de parayla alıyoruz. Mannacı Şakir vatandaşı dolandırmış. Evet. Yaptığı iş, manna dediği şey su. Başka bir şey yok. Tuzlu su vermiş vatandaşa. Yani Türkiye'de, dünyada en kolay dolandırıcılık, üçkağıtçılık bizde maşallah. Bu işi de ağzı laf yapanlar yapıyor.